Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı şu arkamda görmüş olduğunuz Yücek köyünden herkese selamünaleyküm. Kocaeli'den çıktım. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin bu köyüne kadar geldim. Bütün geliş sürecimi kayıt altına aldım. Birazdan izleyeceksiniz. Ama tekrardan böyle bir kayıt almak içimden geldi. Çünkü şu konuda sizi uyarmam lazım. Terk edilmiş bir köy diye, terk edilmiş inli cinli bir köy diye yola çıktım. Ama pek de öyle olmadı. Fazla da spoiler vermeyeyim. Haydi şimdi videoya geçelim. Bugün Kocaeli'den çıkıp Kütahya'ya doğru gidiyorum. Çünkü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yücek mahallesinde, daha doğrusu Yücek köyünde farklı paranormal vakaların yaşandığı iddia ediliyor. Dedim ben de tam bir vaka araştırmacısı olarak, gerçekleri sizlere sunan bir insan olarak dedim gideyim oranın videosunu çekeyim. Hava da bayağı yağmurlu. Aslında çıkıp motorla video çekecektim. Motorla yağmursuz havada çekilecek bazı birkaç videom vardı. Onları yapacaktım ama yağmurdan dolayı dedim bugünü böyle değerlendireyim. O yüzden Kocaeli'den şu an yola çıkıyorum. Takribi 270-280 km kadar bir yolum var. Hani yol boyunca zaten ara ara kayda girelim. Şu an mazotum yok. Birazdan girip mazot alacağım. Mazot da artık 8 liraya dayanmış. Eskiden dizel arabaya binmek daha mantıklı geliyordu. Tamam, litre bazında yine benzinliğe göre az yakıyor ama artık mazotlu arabalar da avantaj olmaktan çıktı. Tıpkı LPG'li araçlar gibi. Arabamızın ortalama tüketimini de size şöyle bir göstereyim. Ortalama 4.9 litre mazot yaktırmışım en son kullanımımda. Yani yakıtlar bu şekilde, ortalama 5 litre diyebiliriz. O da bugünün şartlarında aşağı yukarı 37-40 lira civarında bir para yapıyor. Yani durumlar böyle. Hadi yeşillendi, gidelim. Şimdilik kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan tekrardan görüşmek üzere. Daha Kocaeli'den çıkmadım. Hatta şöyle tabelayı da size göstereyim. Ama öyle bir yağmur yağıyor ki dedim bir kayda gireyim. Çünkü aşırı şiddetli bir yağmur var. Şu an kamerada pek belli olmayabilir ama bayağı bir yoğun yağmur. Hava durumuna baktım. Benim gideceğim güzergahta yağmur görünmüyor. Bu benim işime gelir. Daha hızlı giderim. Daha hızlı gelirim. Ya da daha tehlikesiz bir sürüş olur. Çünkü her ne kadar şu an 4 tekerin, yani bir otomobilin içerisinde olsam da yağmurlu havalarda kuru zemin gibi lastikler yol tutmuyor. Bu bir gerçek. O yüzden daha güvenli bir sürüş olacak. Arkadaşlar özellikle yağmurlu havalarda önünüzdeki araçla takip mesafesini korumaya gayret edin. Takip mesafesi gittiğiniz hızın yarısıdır. Bakın mesela ben şu an 60 ile gidiyorum desem önümdeki arabalar arasında 30 metre mesafe var. Yağmurlu havalarda bunu biraz daha uzatmakta her zaman fayda vardır. Çünkü yerler ıslak olduğu için lastik orada tutunamayacak. Eğer aracınızda ABS varsa direkt devreye girip tık 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 kaydıracaktır. Hani ABS olmasa da direkt araba kilitleyip bir yere vuracaktır. Yani lastikler kilitleyip araba bir yere vuracaktır. O yüzden yağmurlu havalarda daha dikkatli hem motosikletimizi hem de otomobilimizi kullanalım diyorum. Kaydı kapatıyorum. Halen daha mazot almadım. Gerçi en son kaydı kapattıktan sonra da çok kilometre gelmedim. Adapazarı'ndaki Opet'ten alırız artık. Devam. Bilecik'ten tekrardan selamünaleyküm. Aslında şu an Bozu'ya doğru yaklaştım. Burada bilerek kayıt açtım. Çünkü şöyle bir durum var. Şu sol taraf var ya arkadaşlar, bakın. Burası mıydı? Aynen. Bakın şu hemzemin geçitten geçtikten sonra o yolun devamında bir tane terk edilmiş un fabrikası vardı. Ben bir tane YouTuber'ın videosunda burayı gördüm. Dedim geleyim ben de bir çekeyim. Ama ne olsa beğenirsiniz arkadaşlar. Ne olmuş olabilir? Tam da tahmin edeceğiniz üzere fabrikayı yıkmışlar. Aslında buradan görünüyor mu? Görünüyor olsa gösterecektim size ama buradan görünmüyor. Fabrikanın tepesinde de bir tane terk edilmiş ev var. Yani o evde, o fabrikayla bağlantılı bir ev. Ama orayı yıkmamışlar. Aslında gidip orası çekilebilir ama herhangi bir şekilde bir olay olmadığından dolayı orayı çekmeyi tercih etmedim. Bu arada mevkii tam olarak söyleyeyim. Karaköy arkadaşlar burası. Bilecik Karaköy un fabrikası diye geçiyor. YouTube'da arattığınızda da buranın videosunu bulabilirsiniz. Yani güzel bir içerik çıkartırım diye düşünüyordum. Ama maalesef ki nasibimizde orayı çekmek yokmuş. Ya bir de arkadaşlar bildiğiniz yerler varsa bana yazın ya. Bak şurada şurası var, burada burası var. Gideriz çekeriz yani. Hatta sizlerden konuk olmak isteyen olursa sizlerle beraber çekeriz. Yani bunları bana yazın arkadaşlar. Ve bir yakıt bilgisi vereyim. Şu an ortalamamız 3.9 litre ortalamayla. Yani 110'u, 115'i, 120'yi geçmeden gidiyorum. Daha yaklaşık yolun yarısında falan sayılırım. Sanırım hava kararına kadar oraya... Tabii varırım ya, saat daha 3'müş. Ben saati 5-6 falan oldu diye düşündüm ama saat 3'müş. Neyse ben şimdi kapatayım, birazdan görüşürüz. Kütahya'dan tekrardan selamünaleyküm. Aslında Kocaeli istikametinden gelip bu köye gitmek için Kütahya'ya uğramam gerekmiyordu. Ama ben Kütahya üzerinden gitmeyi tercih ettim. Çünkü Kütahya'da biraz dolaştım. Dedim gelmişken Kütahya'ya uğramadan olmaz. Hemen şöyle bir konum bilgisi vereyim. 26 kilometre bir mesafemiz kalmış köye.
Ama 4.2 kilometre, hatta 4 kilometre sonra döneceğiz sol tarafa. Oradan sonra da 22 kilometre bir yolumuz kalacak. Bakalım gittiğimde neyle karşılaşacağım? Köyde yaşam var mı yok mu? Açıkçası ben de tam olarak bilmiyorum. Ve daha önce de buraya gidip çeken bir YouTuber görmedim. Yani hep beraber bu videoda bir ilklere imza atmış olacağız. Yakıt bilgisi vereyim. Tabii Kütahya ile Tavşanlı yolu arası bayağı bir güzel. Güzel basılıyor. O yüzden ben de 130-140 bandına çıktığımdan dolayı arabamız şu an 4.0 litre bir ortalama yakıt tüketimi gösteriyor. Bu arada yolumuz bayağı bir az kaldı. 2.8, 2.7 şeklinde devam ediyoruz. Herhalde şu dağın arkasından, şu önümüzde görünen şu tepe var ya arkadaşlar. O tepenin arkasından bir yol dönecek diye tahmin ediyorum. Aynen. Sapağı gördüm. İnşallah oradan sonra yol kötü değildir. Yani stabilize ve taşlı bir yolsa bizi üzer çünkü 22 kilometre o yoldan çekilmez. Bakacağız ama yol yeşil gösteriyor ya, sıkıntı yok. Şöyle sapağa gelene kadar kaydımız aksın. Varış saatimiz olarak 16.52 diyor. Eğer köy hoşuma giderse, yani gerçekten terk edilmiş bir köyse, buranın gece çekimine de gelirim. Eğer siz de benimle beraber buranın gece çekiminde videoda bulunmak istiyorsanız beni aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden takip edebilirsiniz. Instagram'dan. 1 kilometre sonra sola dön dedi. Bir sola sinyalimizi verelim şimdiden. Çünkü bayağı az bir mesafe kaldı. Aynen buradan döneceğiz. Arkamızdan da bir tane hızlı araba geliyor ama sıkıntı yok. Bir sinyalimizi verelim. Ufaktan yavaşlayalım. Son 300 metre. Şimdi buradan sola doğru dönüyoruz. Bakalım köy tabelaları var mı? Genelde böyle yerlerde olur. Bakayım. Kayı 2 kilometre diyor. Şu ileride giden Tofaş'ı takip edeceğiz. Şimdi buradan sol yapıyoruz. Şurada bir araba var. İçinde insan varsa, kamerayı görmese daha iyi olur ama. Aynen, içinde insan yok. Evet, köy yollarına girdik arkadaşlar. Vitesimizi 3'e alalım yoldan çıkmadan. Kamerayı az aşağı indirmem lazım. Araba geliyor. Çünkü bu tür yerlerde elimizde kamerayı belli edersek başımız belaya girebilir. Daha önce de bunu defaatle yaşadık. O yüzden bu konuya dikkat ediyorum. Birazdan Kayıköy diye bir yer var. Kayıköy'den sola döneceğiz. Oradan sonra yani 20-21 kilometre bir yolumuz var. Yol şimdilik güzel görünüyor. İnşallah da böyle gitmeye devam eder. Navigasyonun 20 kilometreyi yarım saat göstermesinden yolun bozuk olacağı gayet belliydi. Tam da o şekilde oldu. Yol köstebek yuvası gibi her taraf. Bayağı bir çukur var. İnşallah gittiğime değer. İnşallah köyde yaşam yoktur. Çünkü köyle alakalı herhangi bir görsel bulamadım. Ufaktan da yağmur başladı. Yani gittiğimde eğer insanlar varsa buraya geldiğime değmemiş olacak. Hop yine bir araba geliyor. Kamerayı indirelim. Belediye arabası gibi ama üzerine de bir şey yazmıyor. Evet, ne diyordum? Buraya geldiğime inşallah değer. Eğer ki gittiğimde köyde yaşayan insanlar varsa buraya geldiğimin bir anlamı kalmayacak. O yüzden bu videoyu da yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilmiyorum. Anı kalsın, hatıra kalsın, buraya da gelmedik demem diye belki de yayınlarım. Yaşadıkça göreceğiz, bakacağız. İnşallah köyümüz tamamıyla terk edilmiş bir köydür. Abi yola bak ya, oho! Motosikletle gelsek daha iyiydi aslında ama malum şimdi kış zamanı, kış değil gerçi sonbahar zamanı. Ben videoyu Ekim'de çekiyorum. Siz tabii ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu an aylardan Ekim. Yağmurlar falan bayağı bir var. Ha tabii ki de yağmurluk vesaire giyilerek buralara gelinir mi? Gelinir. Aslında niye gelmedim ben de bilmiyorum ha. Çok sağlam yağmurluk, yani yağmur ekipmanım var. Zerre yağmur almıyor içine. Soğuğu da aynı şekilde. Ben onlarla buraya gelirdim. Ama niye ben arabayla geldim? Vallahi şu an ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bir daha böyle keşfedilecek bir köy denk gelirse yakın zamanda motorla gideyim ya. Hem bizim kanalımızın 300 metre sonra sağa dönün dedi. Çünkü şurada bir köy başladı. Demek ki sol köyün içine gidiyoruz. Evet. Köyün adı neymiş? Kuruçay. Okuyamıyorum ki. Kuruçay beldesi mi öyle bir şey diyor. Oo, bir dakika, burada ana yol gibi bir yer mi var? Hızlı bir transit geçti karşıdan. Of, yollar çok kötü ya. Sağa dön. Aa, güzel güzel güzel. 10 numara bir yola çıktık arkadaşlar. Hani bu yolun neresi 10 numara diyebilirsiniz. Az önceki geldiğim yola göre 10 numara. Ama herhalde 2 kilometre sonra bu yoldan da ayrılacağız gibi duruyor. İyi ya, bu yola çıktığıma sevindim şu an. Şu
Alttaki köyde de bayağı terk edilmiş evler görüyorum ha. Bakayım ama yok, yaşayanlar da var ya. Yok yok, yaşayanlar var köyde. Abi burası ne köy ya? Burası bildiğin ilçe gibi bir yer. Kuruçay. Ya ben şöyle göstereyim, tam okuyamadım orayı da. Şurada yazıyor arkadaşlar ne oldu. Evet, yolumuza odaklanalım. Son 16 kilometre, 21 dakika diyor. Şimdi buraya kadar Kocaeli'den geldim. Geri dönüş Kütahya üzerinden yapmayacağım. Bursa üzerinden yapacağım. İnşallah bu köyün devamında Bursa'ya yol çıkıyordur. Çünkü gerek motosikletle gerek otomobille en sevmediğim şey, yani böyle uzun yola çıktığımda gittiğim yola geri dönmesi. Yani ben gittiğim yola gittiğim yerden geri dönmeyi sevmiyorum abi. Yani bir yere gidiyorsam farklı bir rotadan geri dönmek benim için her zaman daha iyi. Hem yeni yerler keşfetmek hem daha farklı yerler görmek adına. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, hayat kısa. Zamanımız da çok yok. O yüzden elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmem lazım. Baba bak, bunu iyi demedin navigasyon abla. Şuradan sola döndürecek bizi. Ne güzel gidiyorduk tertemiz yolda ya. Gerçi çok voltu var ama. Yok buradan dön deme. Burası yol bile değil. Yok buradan dön demeyeceksin değil mi? Sola dön. Vallahi buradan dön dedi. Neyse dönelim. O kadar da kötü değil. 300 metre sonra sola dönün. Ha, tamam olur. Uygundur. Ya bir de şey diyeceğim. Ben geçen arabanın fren balatalarını değiştirdim. Her zaman aldığım markadan taktım. Ama balatalarım yine ötüyor. Neden acaba? Karşıdan bir kamyon geliyor. Sağ sinyal verdi. Ben kameramı az aşağıya indireyim. Ya şey diyordum ha. Balatalarımı değiştirmeme rağmen halen daha balatalarım ötüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, bakayım sağdan gelen var mı? Yok. Daha güzel bir yola çıktık. Ha güzel oldu. Güzel güzel. 2 kilometre düz devam edin. Gerçi yola çıktığımızda seviniyoruz. 2 kilometre sonra yine dön diyor. Camımızı bir silerim. Evet ne diyordum? Ha arabanın fren disklerini değiştirdim. Disklerde bir sıkıntı yok. Yeni balata taktım. Ona rağmen ötüyor. Test edelim. Test ediyoruz ya. Ötmeyeceği tuttu. Neyse. Ben şimdilik kapatayım arkadaşlar. Yine çok bozuk bir yola girersem açarım. Ya da çok dikkatimi çeken bir şey olursa açarım. İnşallah gittiğimizde köy terk edilmiş olur ya. Buraya kadar boşa gelmiş olmak istemem. Şimdi sizlere videonun hemen hemen ortasındayızdır diye tahmin ediyorum. Kötü bir haber vermem lazım arkadaşlar. Az önce bir sapaktan döndüm. Ve dönerken gideceğimiz köyün adı tabelada yazıyordu. Yani bu da demektir ki büyük ihtimalle köyde yaşam var. Yaşam olmayan köylerde bu şekilde tabela olmuyor genelde. Yani bu kötü haberi sizlere vermiş olayım. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu köyün hikayesi, bu köyün adını internette arattığımızda karşımıza neler çıkıyor? Ben iki farklı sonuca ulaştım. Ya Dabbi filminin bir serisi burada çekildi. Ya da Azap diye bir film var. Bir tane öğretmen bir köye atanıyor. Gittiği köyde bayağı bir sıkıntılar falan yaşıyor. Cinli olaylar. Zaten daha fazla spoiler vermeyeyim. Belki filmi izlemek isterseniz. O büyük ihtimalle Azap filmi. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ben o filmi izledim. O film de sanki Kütahya'da geçiyor gibiydi. Zaten biz de şu an Kütahya sınırları içerisindeyiz. Yani zamanında korku filmine konu olmuş. Bak az önce Balat Öttü duydunuz mu bilmiyorum ama. Korku filmine ev sahipliği yapmış bir köy olduğundan mıdır? Yoksa gerçekten cinlerin bastığı bir köy müdür? Ben de bilmiyorum. Gittiğimizde göreceğiz. Şu sağ tarafta bir baraj var. Eğer dönüş istikametim aynı yoldan olacaksa o barajın yanında bir dururum. Orada da size ufak bir kayıt alırım. Yani bu kötü haberi vermek için kayda girmiştim. Yol güzel, yoldan yana sıkıntı yok. Tabela 12 kilometre diyordu. Bunun bir 3/4'ünü geldik. Zaten navigasyonumuza 9.9 kilometre kaldı diyor. 14 dakika. Gittiğimizde göreceğiz. Arkadaşlar güneşe karşı bir çekim olacak. Kusura bakmayın ama son 1.4 kilometrelik bir yolum var. Dedim şimdiden kayda gireyim, etrafı size göstereyim. Manzara falan nefis, manzaramız güzel. Ama tabii buraya manzara görmeye gelmedik bu kadar yolu. Köyü görmeye geldik. Köy yolun sağında kalacak biraz sonra. Navigasyonumuz öyle diyor. Son 1.1 kilometre, hatta biz ona 1 diyebiliriz. Şöyle bir vites düşünmem lazım. Yolun sıkıntılı bir bölümü vardı. Yol çalışması yapıyorlardı. Gerçi oraya geçtik ama yine Köstebek yolu gibi her taraf. Abi niyesi içimde bu köyde yaşam var gibi bir his var ya. Tabii inşallah yoktur ama. Bakacağız. Ben yine kameramı temkinli tutayım da
sana falan denk geliriz. Evet, köy göründü arkadaşlar. Köyümüzü gördük. Evet. Ben size söyleyeyim, bu köyde yaşam var, hem de hayvan gibi yaşam var. Yapma be. Çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi köyü? 300 metre. Ya sus be Allah'ını seversen. Tamam, terk edilmiş evler falan da var da. Hatta şöyle göstereyim net bir şekilde. Bu köyde aşırı şekilde yaşam var ya. Tamam, burada bir korku filmi çekilmiş olabilir ama şu an bu köyün terk edilmiş olduğu anlamına gelmiyor bu. Evet, boşa geldik arkadaşlar. Mission failed. Ben yine şöyle köyün içinden bir geçeyim. Dışına doğru devam edeyim. Buraya kadar da gelmişken sağa dönün. O kadar da bir çekim yapalım değil mi? Evet, tabelamız burada. Yücek köyü. Yine kameramı tabii dikkat tutarak, hatta şöyle direksiyonu tuttuğum elimle kamerayı tutayım ben. Sizler de yolu güzelce görmüş olun arkadaşlar. Yani boşa geldik. Köy terk edilmiş falan değil. Bayağı bildiğiniz yaşam var köyde. Baksana şuna ya. Oho. Nerelere geldik? Nerelere geldik? Ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir devam edelim. Yani terk edilmiş evler de var. Yok değil ama. 100 metre sonra tam sağa dönüş. Köyün yarısından fazlasında yaşam var. Ama ki korkunç da yani, ben söyle söyleyeyim. Sanırım şu an en terk edilmiş yerine geldik. Bir de ben buradan nasıl geri döneceğim onu da bilmiyorum. Yani Bursa tarafına geri dönerek mi çıkacağım, yoksa düz devam ederek mi çıkacağım onu bilmiyorum. 100 metre sonra sağa dön. Şöyle yol devam ediyor zaten. Arkadaşlar ben bir ona bakayım. Ondan sonra tekrar ona göre devam ederim. Neyse, Yücek'i bulduk zaten. Bundan sonra navigasyona Yücek yazmamıza gerek yok. Soldan giden yol çıkmaz gösteriyor ama. Dur bakayım. Yok, bana çıkmazı. O yol çıkıyor. Neyse, şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Ben bir yola bakayım, görüşürüz. Arkadaşlar aynı noktadan tekrardan selamünaleyküm. Navigasyona baktım. Benim buradan Bursa üzerinden ya da Kütahya üzerinden tekrardan Kocaeli'ye dönebilmem için geldiğim yolu takip etmem lazımmış. Tavşanlı'ya gitmem lazımmış. Tavşanlı'dan sonra Domaniç'ti yanlış hatırlamıyorsam. O ilçeyi de geçerek oradan Bursa'ya geçeceğim. Of, mission failed olduk ya. Vallahi mission failed olduk. Abi neredeyse %70, %80 bütün evlerde yaşam var. Neyse. Bu da böyle bir deneyim olmuş olsun arkadaşlar. Hani yolda buraya gelene kadar düşünüyordum. Eğer evlerde yaşam varsa ben buranın hani çektiğim bu kadar videosunu yayınlar mıyım diye düşünüyordum. Kararımı verdim. Yayınlayacağım arkadaşlar. Hani bu kadar emek bari boşa gitmesin. Kanalımızda bir hatıra olarak kalsın. Vay be. Harbiden mission failed olduk ya. Demek ki şöyle bir şey de var. Eğer ki başka YouTuber'lar tarafından çekilmediyse bilin ki o köy terk edilmemiş arkadaşlar. Ulan be. Neyse. Şimdi şey de diyecekler olabilir. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de Yücek köyü var. Ben daha önce oraya da gittim arkadaşlar. O köyde de yaşam var. Ama o köy buraya göre daha çok terk edilmiş. Böyle son kez size sol tarafı da göstereyim. Ve çıkalım. Of. Moraller bozuk. Cidden moraller bozuk. Bugün totalde 550-600 kilometre bir yol boşa yapmış oldum. Neyse, en azından arabayla yaptık ki fazla bir şeyimiz olmadı. Yakıt kaybımız olmadı. Şimdi şöyle müsait bir yerde durup ben size köyü arabanın dışından da bir göstermek isterim. Buraya kadar gelmişken öyle bir çekimim olsun değil mi? Şimdi şöyle sağda durayım. Müsait bir yerde. Sıkıntılı noktada da durmak istemiyorum. Şurada durabilir miyiz? Bakalım, burada durabiliriz, evet. Şimdi şurada duralım. Arkadaşlar köy bu şekilde. Geldiğimiz yol zaten bu. Şöyle bir tahminde bulunacak olursam bu köyde 100 hane vardır. 100 olmasa da 80 hane bu köyde rahat vardır. Tabii biz çok derin detaylarına inmedik ama hatta şurada insanlar falan görüyorum. Tabii siz kamerada göremezsiniz. Yani doğası çok güzel buranın. Yemyeşil dağların arasında kalan bir köy. Mantıken zaten niye terk edilsin? Ya tabii böyle çok güzel köyler var terk edilen ama bu köy onlardan biri değilmiş. Gerçekten mission failed olduk.
Neyse, fazla söze gerek yok. Patladık. Şimdi ben yaklaşık 270-280 kilometre daha yol gideceğim. Ama pişman değilim. Çünkü gelmesem içimde kalırdı. O yüzden hani bunu bir nasıl diyeyim? Boş bir iş, boş bir yol olarak görmüyorum. Umarım siz de bu dakikaya kadar izlerken hani çok büyük beklentiye girmemişsinizdir terk edilmiş köyden dolayı. Çünkü o zaman sizin için de hayal kırıklığı olur. Ne diyelim, nasibimizde terk edilmiş bir köye gelmek yokmuş. Belki giderken yolda birkaç kayıt açar mıyım? Yok, açmam gerçi. Niye açayım ki? Bu uzun yol videosu değil. Mantıksız olur. Motosikletle olsam açardım. Ama şöyle bir bakıyorum da. Yok abi ya. %80 yaşam var. Şu an net görüyorum ben. En az %80'inde bu köyün yaşam var. Geriye kalan %20'si de boş evler. Neyse. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki halen daha kanalıma abone olmadıysanız şu an biraz rüzgar olabilir. Abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Şimdi geri dönüş yolunda Çıkırcak diye bir köy var. Bu köyde de bayağı terk edilmiş evler falan var. Hazır görmüşken, ki buraya gelirken görmüştüm zaten. Dedim kayıtta dursun. Kayıtta dursun ne ya? Videoda yeri olsun bunların da demek istedim yani. Arkadaşlar, sizlerin de böyle bildiği terk edilmiş ama cidden terk edilmiş, hiç yaşamın olmadığı köyler varsa bana yazın. Yazın, ben de gideyim oraları çekeyim. Hatta video içinde söyledim mi bilmiyorum ama isterseniz sizlerle de beraber çekeriz. Buralarda komple terk edilmiş duruyor. Lan bu köy sanki şu arada dar bir sokak gibi bir yer vardı. Orayı bir yerden hatırladım gibi ama. 8 kilometre düz devam. Uyduruyor da olmayayım. Aa teyze. Görmesin ya kamerayı. Neyse, burada da o yüzden bir kayıt açmak istemiştim. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Temiz yola geldik yine. Köpek saldıracak mısın? Saldırmayacak. Aa şurada baraj vardı bir tane. O barajın yanından geçersem buraya da bir çekerim. Az önce bahsettiğim baraj şurasıydı. Baraja bakıyoruz derken de uçmayalım da. Viraja geldik. Şimdi barajın eteklerine doğru bir inelim bakalım. Arkadaşlar, sizlere söz verdiğim üzere barajın dibine kadar indim. Hatta şöyle göstereyim. Tam dibine kadar indim. Bayağı giriş yollarını falan kapatmışlar. Niye bilmiyorum ama herhalde buraya insanlar arabalarıyla falan inmesin diye yapmışlar. Tam bir fikrim yok. Güzel bir baraj. Tam olarak adını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem video editlerken yazarım. Huzur ya. Vallahi var ya. Huzur abi. Bir de o kadar ıssız bir yerde ki baraj. Genelde barajlar il merkezlerine, ilçe merkezlerine falan hep yakın olur. Burası bayağı bir ıssız. Konum olarak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin işte Üyecek köyüne giden yolla. Şu an su seviyesi nasıl? Düşmüş mü yoksa yüksek mi bilmiyorum. Ama daha da yükselir. Çünkü kış mevsimi geldi. Keşke şu an yanımda mangal yapabilecek malzemeler olsaydı. Ya da bir sucuk ekmek falan burada güzel akardı. Manzaramız bu şekildeydi. Ben videoyu kapattım. Videonun çıkışını yapalı çok oldu ama bu video sonuçta boş, hani boş olmasa da amacına hitap etmeyen, amacına hizmet etmeyen bir video oldu. O yüzden boş olmasın diye böyle gördüğüm yerlerde part part çekiyorum. Öyleydi. Barajdan da bu kadar olsun. Haydi gidelim.